tanesi 13 yaşında, otizmli Muhammed Yaman. Pazar günü Bahçeli Evler'den kaybolmuş efendim. Babası Hüseyin Bey, Allah, Hüseyin Bey, Allah yardımcınız olsun. Hüseyin Bey aramızda, buluruz, üzülmeyin. Ay yazık ya, yüzünden düşen de bin parça, çok üzülüyorum ben de. Bahçeli Evler Koca Sinan'daki evinden çıkıyor saat 12 sıralarında. Sonra yakınlardaki bir bakkal ve parkta oyalanmış. En son 17 sıralarında esnafın güvenlik kamerasına yansımış, bir daha kendisinin haber alınamamış. Muhammed daha evvel de kaybolmuş 8-10 kez ama hep aynı gün içinde bulunmuş. Otizmli olan çocuğumuz kendisini ifade edemiyor, konuşamıyor. Köpeklerden çok korkuyormuş. Ve baba diyor ki kesin evin yolunu bulamadı. O yüzden eve geri dönmedi. Ah, sevgi izi yaptırmak istemişsiniz ama yaptıramamış. Onu oyalamak lazım. İnşallah bulalım da yaptıralım. Mutlaka bir yerdedir. Pazar, pazartesi, salı. 3 gün. İlla ki bir yerdedir de... Kimin yanında acaba ya? Efendim? Hayır, yolu karıştırmış o muhtemelen. Yoksa kesinlikle geri gelir. Kusura bakmayın, sesim çok kötü. Ay kıyamam ben. Sokaklarda yani karşılaşmadığım hiçbir konum kalmadı. Sarhoşlarla, karakolda gidiyorsun... Yaralamalarla, yani hayatımızda görmediğimiz şeyleri yaşadık. Ama şimdi benim söyleyeceğim şu. Benim çözüm hakikaten çok zeki. Bir kere gittiği bir yeri kesinlikle bir daha unutmaz. Yanlış minibüse veya otobüse bindi. Düzergahının zıt tarafına gitti. Yeri de buldum. 4-5 dinerci arabanın üstüne atlamış. Şoförü buldum. Aynı yerine gittim. Şoför dedi, korktum dedi abi. 4-5 dinerci birden olunca, ama dedi ayağında ayakkabısı yok. Saçları sıfır. Üstünde gri uzun kollu tişörtü. Altında lacivert pantolonu. Şimdi beni herkes yönlendiriyor. Ama yüzde kaç? Belki de söylediği doğru değil. Belki de değil. Belki benzetti. Belki benzetti. Ama soruyorum, adamın kendisiyle gidiyorum oraya. Ben burada diyor arabamı çektim. Kontak yaptım. Yeri neresi o şoför buldun ya? Mahmut Bey Caddesi'nin ilerisinde Mahmut askeriye. Bey'de. Askeriyenin tam köprünün altı konumunu da çektim. Ama bayağı uzak orası senin dediğin yer. Oradan zaten ne geriye gelebilir ne ileri gidebilir. Oradan ben de bulamam evi. Geriden 20 kilometre, 30 kilometre, ileriden daha fazla. Ya temin kenarından bahsediyor beyefendi de oradan. Evet. Nereden zaten oradan bulamayız? Mahmut Bey gişelerden araba olmasa ben de evimi bulamam. Nereye gideceğim? Bu çocuk yani eğer ki yanlış şeye binmese oradan yürür gider. Dur ya, ekranda şimdi izleyicilerimiz görüyorlar bu videoyu. Okuldaki izlenimi kendisinin. Ay canım benim. Peki ismini falan tanıyor mu, böyle seslenince bakar mı? Bakar. İşine gelen her şeye bakar. İşine gelmeyen hiçbir şeyde davul zurna çalsam bakmaz. Ay o da şu anda çok korkmuştur. O zaten şu an biz üçüncü gün, üç gündür yani sağ olsunlar dostlarımız, polisimiz, amirimiz, memurumuz kaldırım taşı bırakmadık. Biz hepsinin altını kaldırdık ama ve lakin ters bir yere, kırsal bir yere gitmiş. Mobese kameralarını şu an hala takip eden değerli kardeşlerimizle iltibat halindeyiz. Dediği yere ben saat 4'te oradaydım. 6'da beni siz aldınız. Ve bugün 3. gündür ben 1 saat uyku uyumamışım. Ama sizden ricam, benim çocuğumu eğer ki bir aile gerçekten aldı ise teşekkür ediyorum. Yemeğini yedirin. Üstünü giydirin. Ama... Biz de buradayız. Bizi unutmayın yani. Bunun bir ailesi var. Ya biz buradayız. Biz merak ediyoruz. Bu çocuk dışarıda mı yatıyor? Köpekler var, korkar. Anlattıkları yere gittim. Ben korktum. Bu çocuk nasıl geri dönecek? Yani bana bir açıklama kim yapacak? 85 milyon insan bana açıklama yapamaz. Ben çünkü babayım. Sen şimdi şurada bizim odada yat, birazcık dinlen. Ben şimdi ekipleri ben çıkacağım. Nasıl uyuyayım ya? Tamam, dinlen bir saat. Nasıl uyuyayım ben? Gel, buluruz. Hangi gözü kapatacaksın? Biliyorum, çok yorgun ve çok mutsuz olduğunu farkındayım. Çok yıpranmışsın, farkındayım. Allah yardımcın olsun, çok zor.
Lütfen kim aldıysa benim çocuğumu, baktıysa da ne istiyorsa, bir tane evim var bu hayatta, onu ona vereceğim. Benim çocuğumu getirsin. Benim çocuğumu getirsin bana. Bir tek evim var, onu da ona vereceğim. Benim çocuğumu bulsun, bana versin yani kimdeyse. Yani kimse duyarsız değildir. Bu çocuk motor kuryenin yanına gidiyor, o itiyor. O öbür tarafa gidiyor, bu itiyor. Ya bu çocuk zaten bilgili olsa, babasının evi var. Babası sahip çıkıyor bu çocuğa. Bulur şimdi onu izleyici. Bu benim son sesim. Yani bulur şimdi onu izleyicilerim. Dörtte. Neresiydi orası ya? Benim kafamda yer kalmadı ki. Hafıza diye bir şey kalmadı. Dolu yani. Gittim baktım yerden, ben korktum. Dur, ben kendim şahsım. Olduğunun garantisi yok ama. Yok ya, tabii ki hiçbir şeyin garantisi. Ben birebir, benim sadece kamera görüntüleri evin parkında. Oradan çıktıktan sonra bakkaldan çocuk para nedir bilmiyorum. Açıyor bakkal, yakalıyor, bakıyor. Bu zaten tamam bu çocuk yani. Yol veriyor çocuğa. Köşeye çıktıktan sonra artık muhabeseler devreye giriyor. Ama biz bittik bakın. Ailece biz bittik, tükendik. Ya son çarem sizsiniz. Ya benim çocuğumu bana iletin. Baktıysanız teşekkür ediyorum. Bakın ben diyorum ki bir tek evim var benim. Hayata dair bir de emeğim var. Ben emeğimle bakarım çocuklarıma. Ama kim aldıysa benim çocuğumu getirsin. Tamam. Bütün sana söz. Hepimiz dışarı çıkacağız, tamam? Rica ediyorum ben de. Benim çocuğumu özellikle getirsin. Ya ben çocuğun dışarıda olduğunu sanmıyorum ya. Almamış mı kimse acaba? İnşallah bir devletin herhangi bir kurum ya da kuruluşu üçüncü almıştır. Üçüncü ben mi? Sanmıyorum onun, yani tabii bilmiyorum şu anda şeyini. Ayağında ayakkabısı yok. İnsan ilişkilerine. Ayağında ayakkabısı yok. Gördünüz mü ayağında ayakkabısı olmadığını? O tam köprünün altındaki arkadaş aynı şekilde ifade etti. Hüseyin abi de üstündeki bu. Benzetiyordur ya. Üstü olabilir. Doğru mu? Olabilir. Ya Müge Hanım, gerçekten şunu söylemek istiyorum. Ben yüzlerce telefon alıyorum ama sadece 5 saniyeden fazla konuşamıyorum insanlarla. Üstünde söylediği doğru mu? Ayağında ayakkabısı anlattıkları diyeni. Anlattıkları doğru. Muhabese kameraları da o istikameti bize veriyor. Neresi bu ya? Toplanın hemen babayla Sultan, beraber çıkalım. Ama bir saat Habibler, yemek yesin, dinlensin pardon, önce. Pardon. Habibler polis emniyetine gittim. Yoldaki bekçileri çevirdim. Onlar da çıkmadı. Çocuğun fotoğrafları. Dedi bizde böyle bir bilgi yok. Ya sizde nasıl böyle bir bilgi yok? İstanbul değil mi burası? İstanbul genelinde bu yayınlanmadı mı? Ben size dedim mi ki ben çocuğumu buldum? Bu sizin bekçilerde yok. E tabii ki bekçi de olmazsa bekçi nereden bilecek bunu? Kağıtçı mıdır? Yabancı mıdır? Suriyeli midir? Afgan mıdır? Gürcü müdür? Nereden bilsin adamlar yani? Ayağında ayakkabı yok. Onlar da zannediyor ki biz çocuğumuza bakmıyoruz. Çocuklarımızı dilendiriyoruz. Bizim Türk halkımız mı? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Biz çocuklarımızı dilendirmiyoruz. Ama görünüm, izlenim bunu gösteriyor. Ay tamam. Bulacağım senin çocuğunu. Lütfen. Hadi beni dinle. Şurada bir uzan bir yarım saat lütfen. Ya ben yatamam. Ya hangi gözle tamam, yatacağım? Tamam, bir yemek de sana bir hemen bir şey de yedirelim. Yiyemem abla ben yemek. Ye ki, benim ye oğlum ki enerji ben topla. Hayır aç susuz değildir senin oğlun 3 gündür. Niye aç susuz olsun ablacığım? Nerede yatıyor abla? He? Nerede yatıyor? Hava da sıcaktı. Buluruz şimdi onu. Gece sen çıktın mı hiç dışarıya? Çıktım çıktım. Sen ben 3 katlı dışarıda gezdim. Üzülme. O çocuğun üstünde bir tane sadece atlet var yani. Buluruz onu sen şimdi, üzülme. İnşallah görenlerden bilenlerden de rica ediyorum. Benim çocuğumu kim aldıysa lütfen. Bak İstanbul Çocuk Şube. Ay çok üzüldüm ben de bazı şeylere gerçekten. Çünkü de çocuk hasta yani. Çünkü insan çok üzülüyor. Seni çok iyi anlıyorum. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü de ulaşmış. Demiş ki sahadayız, baba merak etmesin demiş. Baba merak etmesin. Hepimiz sahadayız demiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. Bekle sen bekle. Gel beraber çıkalım o bütün gösterdiğin yerlere. Ay Allah yardımcısı olsun, hakikaten çok zor. Çok zor. Çok zor. Hiç şey demeyin, niye evde tutmuyor da demeyin. Evde de tutulmuyorlar.
İşte bak bir sevgi izi yaptıralım demişler. Yaptıramamışlar. Çok zor. Allah gerçekten zor, sağlıklı, akıl zor. Sağlığı, ruh sağlığı, beden sağlığı, yerinde evlatlar nasip etsin. Hepsi çok kıymetli ama işte böyle hasta olana da insan tabii ayrıca bir üzülüyor. Kendini koruyamıyor diye. Baksana adam köpekten korkuyor deyip şey yapıyor gerçekten. Kendini ya. Anlatamaz. Yolunu bulma şansı yani rica etsem herkes özellikle böyle bu hani çöp toplayan falan filan yerler var ya. Şimdi bu çocuk kendini ifade edemediği için ben kötü niyetli de değil. Hani bizim halkımız kimseyi aç bırakmaz. Belki böyle bir hurdacıların yanında, çocukların yanında. Ne olur herkes bir üşenmesin baksın yoluna sokağına. Lütfen bizi haberdar edin. Altta da telefon numaralarımızı görüyorsunuz. Lütfen bizi haberdar edin. Çocuğu bir an evvel bulalım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.